Başına talih kuşu kondu ama onun haberi yoktu sayın seyirciler. 48 yaşındaki İlyas Aydınoğlu satın aldığı biletin üstünde yazan 3 rakamın aynı olduğunu fark etmedi bile. Bileti çöpe attı. Kısa süre sonra dükkana gelen oğlunun dikkati de çöpe atılan 200 bin lirayı kurtardı. Çöpten çıkardı. Baktım ki geldim harbiden çıkmış yani. Bufeye gittim doğruladılar. Rakamlara dikkatli bakmadı. Tam 200 bin lira çıkan bileti çöpe attı. Dikkatli de bakmadım attım çöpe. Tokat'ta bir pastane işleten 48 yaşındaki İlyas Aydınoğlu 10 liraya 2 tane kazı kazan kartı aldı. Kazıydım nasıl olsa çıkmadı dedim. Ondan sonra attım çöpe. O farkında değildi ama çöpe attığı tam 200 bin liraydı. Parayı çöp olmaktan kurtaransa oğlu Mustafa'ydı. 200 bin lira çöpe gidiyordu az kalsın. Bir daha ben bakayım dedim. Çıkardım baktım inanamadım önce baktığımda. Kontrol ettim birkaç kere daha yazılara falan baktım. Sonra anladım çıktığını. Çöpe atılan bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini fark edince hemen babasını aradı. Aradı beni baba bu para çıktı da niye attı dedim. Ya saçmalama ne çıktı dedim. Çöpten çıkardı. Baktım ki geldim harbiden çıkmış yani bufeye gittim doğruladılar. Baba oğul önce şaşkınlık sonra da büyük mutluluk yaşadı. Ben fark etmedim. Çok önemsemediğim için ben çok almam. Belki 10 yıldır bir tane almışımdır. O da tesadüfen çıktı. Bana da sürpriz oldu yani. İlyas Aydınoğlu kazandığı parayı işi için harcayacağını söyledi. Biz esnafız. Esnafın durumu zaten şu anda belli. Esnaf adam her zaman zordadır. Bir nebze bir yere kapatırız gider yani.